halka arz dahil olmak üzere yeni ve alternatif modellerden bahsettiniz. Özelleştirme konusunda siciliniz bir hayli kabarık ne yazık ki. Geçmişte akla, vicdana, hukuka sığmayan onlarca özelleştirme yaptınız. Tekel, Türk Telekom, tank palet fabrikası gibi özelleştirme nedeniyle kamu büyük zarara uğratıldı. Şimdi ben size Manisa Akhisar'da yaşayan yurttaşlarımızın aklına ve vicdanına ters bir satıştan bahsedeceğim. Akhisar'da 1975 yılında yapımına başlanmış, yaklaşık 300 milyon dolar kaynak harcanmış, 1200 dekar üzerine inşa edilmiş ancak bir türlü faaliyete girmemiş bir sigara fabrikası var. Bu arsanın ve binalarının bir kısmı zaman içerisinde eğitime ayrıldı. Geri kalanı ise özelleştirme idaresi tarafından çeşitli defalar satışa çıkartıldı. 2017 yılının başında yapılan ihalede en yüksek bedeli 20 milyon 233 bin lira ile bir süt firması verdi. Ancak bu teklif değerinin çok altında olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi ve sözleşme imzalanmadı. Gerekçe doğruydu çünkü söz konusu yerin arsa değeri bile yüzlerce milyon lira eder. Bir yıl sonra bir defa daha ihaleye çıkıldı. Yani 2018 yılının başında bu ihalede en yüksek bedeli gene bir süt firması verdi. Fakat verdiği fiyat bir önceki ihalede verilenin yani 20 milyon liranın çok altında 12 milyon 100 bin lira. Normal şartlarda bu ihalenin de aynı gerekçeyle feshedilmesi gerekirdi. Ancak ne yazık ki öyle olmadı. 30 Ağustos 2019 tarihli bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu bedel ile özelleştirmenin yapılması hususunda idareye yetki verildi. Bir yıl sonra arayla iki ihale yapıyorsun. İlkinde en yüksek fiyat teklif 20 milyon lira, kabul etmiyorsun. Ederinin altında, çok altında diye. Bir yıl sonra 12 milyon liraya aynı yeri özelleştiriyorsun. İşte bu anlaşılır gibi değil. Sektörel öncelik deseniz 20 milyon liraya teklif veren de 12 milyon liraya teklif veren de aynı sektörde, süt sektöründe. Akhisar sigara fabrikası özelleştirilmesinde çok ciddi bir kamu zararı söz konusudur. Eğer taşınmaz söz satış sözleşmesi imzalandı mı bilmiyorum. Fakat imzalanmadıysa şayet bu satıştan bir an önce vazgeçilmeli. Sektörel öncelik diyorsanız Akhisar'da topluyorum. Akhisar'da süt üreticiliğinin artmasını istiyorsanız 25-30 yıllığına kiralama yapın. Ancak 15-20 yıl sonra şehrin tam ortasında kalacak olan böylesi kıymetli, ederi yüzlerce milyon lira olacak olan böyle bir arsayı lütfen yok pahasına satmayın. Teşekkür ediyorum.